Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Doktor Cengiz Özer burada aramızda. Anadolu'nun asma genetik kaynaklarının nasıl korunduğunu, nasıl değerlendirildiğini anlatacak. Evet, hoş geldiniz. Sayın Başkan. Konuklar, Sayın Başkan, Sabiha Hanım aramızda bilemiyorum ama kendisine, organizasyon adına çok teşekkür ediyoruz bizleri buraya davet ettiği için. Anadolu'nun miras üzümlerini korumaya yönelik çalışan bir kurum olarak bizim dışımızda bir adımın da sizler tarafından atılması bizler için çok büyük mutluluk verici bir olay. Biz de hem burada hem de bundan sonraki süreçte sizlere elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışacağız. Ben Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden katılıyorum. Enstitümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü altında görev yapan bir kuruluş. 1930 yılında bağcılık Amerikan asma aracı üretme istasyonu olarak kuruluyor. Zamanla araştırma istasyonuna, araştırma enstitüsüne dönüşüyoruz. Yani çok köklü bir kuruluş. 90 dönümle başlayan çalışmalar şu anda 950 dönüm arazide devam ediyor. Bağcılıkla ilgili görev yapan ana kurumlardan birisiyiz. Bağcılıkla ilgili hemen hemen bütün alanlarda görev yapıyoruz. En önemli görevimiz de bu asma genetik kaynaklarımızın toplanması, korunması, muhafazası, yeni üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi, üzüm ürünlerinin işte şarap, pekmez, üzüm çekirdeği, üzüm suyu gibi ürünlerin de teknolojik ilerlemeler sağlanması, mekanizasyon, bağcılıkta mekanizasyon, sulama, bağcılık ekonomisi, yani hemen hemen bütün ilgili disiplinlerde çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki çalışmalarda sunumlarda söylendiği gibi Anadolu asmanın gen kaynağı. Binlerce yıldır bu topraklarda asma yetiştiriciliği yapılıyor. Dünyaya bu coğrafyadan yayılmış. Dolayısıyla çok büyük çeşit zenginliğimiz var. Fakat maalesef bu çeşit zenginliği tehlike altına girmiş. İşte şehirleşme, kirlenme, efendime söyleyeyim, ticari kaygılar, işte belli çeşitlerin öne çıkması, işte Cabernet gibi, Merlot gibi bilinen çeşitlerin yetiştiriciliğine ağırlık verilmesi, sofralık çeşitlerde keza ağırlık verilmesi, bu bazı çeşitlerin kaybolmasına neden olmuş. Bizler bu çeşitleri kendi koleksiyon bağımızda muhafaza edip onları tanımlanması üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Sunuda Tamay Bey var. Asma genetik kaynaklar konusunda çalışan uzman arkadaşımız. Tezcan Bey şarap konusunda, şarapçılık konusunda görev yapan arkadaşımız. Onlarla birlikte bu şeyi sunuyor. Sizlere sunduk. Aktarmaya çalışacağım. Ülkemizdeki asma genetik materyalinin korunmasından birinci derece sorumlu olan kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü. Ülkemizde en uzun soluklu ayrıcı bütün özelliklerin ortaya konması. Bütün bunlar yetmiyor. Bu asma genetik materyalini sadece biz orada yerinde korumak adına toplamıyoruz. Bunlar hocamın bahsettiği gibi hepsi genetik şifrelerinde çok değerli özellikler barındırıyor. Binlerce yıldır o topraklarda kalmış, çeşitli badireler atlatmış, işte aşırı soğuklar, kuraklık gibi şeyler, hastalık baskısı atlatmış, günümüze gelmiş, kalite özellikleri açısından da seçilmiş genotipler, gen kaynakları. Bunları biz ıslah çalışmalarımızda kullanıyoruz. Ve diğer çalışmalarda, işte abiyotik stres çalışmaları, abiyotik stres çalışmalarında da değerlendiriyoruz. Hem bizler hem de diğer üniversiteler gibi bilimsel kuruluşlar bunları çalışmalarda değerlendiriyor. Bir kilometre taşlarına baktığımız zaman işte 1969 envanter çalışmaları, daha sonra milli koleksiyon bağında arazi, enstitümüzde kurulan milli koleksiyon bağındaki arazinin hazırlanması, anaçların dikilmesi, yerinde dikimleri, her genotipten yaklaşık 8 ila 10 asma olacak şekilde milli koleksiyon bağında bu çeşitler bulunduruluyor. Önemli olan bir kilometre taşı 2006-2010 yılında biyoteknoloji laboratuvarımızı kurduk. Ve asma genetik kaynaklarımızı moleküler olarak
tanımlamaya yönelik bir Ankara ÖSES ile birlikte bir TÜBİTAK projesi tamamladık. 2012 yılında da Türkiye Asma Genetik Kaynakları Kataloğu'nun basımını gerçekleştirdik. Tabii çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 1965'li yılları düşünün. 70'li yıllarda çalışmalar ivme kazanmış. Günümüzdeki gibi lojistik imkanlar, işte seyahat imkanları çok sınırlı. O günler, o koşullarda fedakarca çalışarak, hala da öyle çalışılıyor, arkadaşlarımız o şekilde çalışıyor. Şu anda milli koleksiyon bağında bulunan 1435 çeşidi enstitümüze getirilmesini sağlıyorlar. Çeşitlerin bölgelere göre dağılımına baktığımızda Marmara bölgesinden 181 çeşit, Ege'den 246, Akdeniz bölgesinden 237, İç Anadolu'dan 237, Karadeniz'den 239, Doğu Anadolu'dan 36 çeşit, Güneydoğu Anadolu bölgesinden 125 çeşit. Bir de işte bu çeşitlenenlerle ilin belli olmayan, illeri geldiği orijinleri belli olmayan 187 adet çeşidimiz var. Tabii bu Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi asmanın dünyaya yayıldığı bölge. Çok daha fazla çeşit o bölgeden olması gerekir. O yörede gidemediğimiz bölgeler var. O bölgelere de gidilip o yöreden getirilen çeşit sayısı doğal olarak artacak. Çalışma ilkelerimiz şu şekilde. Önce bir survey yapıyoruz. Bulma, toplama, işte o bölgelerdeki uzmanlarla görüşme yapıyoruz. O yörede bulunan çeşitlerin hangileri olduğu hakkında bize bir veri akışı sağlıyoruz. Dokümantasyon, kayıt, arazi gen bankasında muhafaza, yaprak çekirdek herbaryumu. Dediğim gibi amfilografik moleküler tanımlamadan sonra o çeşitlerin hangi şekilde değerlendirileceğine yönelik çalışma yapıyoruz. Yansıda görüyorsunuz, işte arazi sürme çalışmaları, daha sonra devamında dokümantasyon, kısa bir dokümantasyon, işte bu çeşidin yöredeki adı, ne amaçla kullanıldığı, hangi dönemde hasat edildiği, çok kabaca çekirdek sayısı, tane rengi gibi özelliklerini belirtir bir doküman, survey hazırlıyoruz. Bütün bu doküman şu anda projenin ilk başladığı yıldan itibaren elimizde mevcut. Daha sonra işte şu gördüğünüz milli koleksiyon bağı, 1935 çeşidin bulunduğu milli koleksiyon bağı, tabelalar var. Tabelada çeşidin ismi, çeşidin geldiği il ve kuraki numarası bu tabelada var. Herbaryum çalışması, yaprak ve çekirdek herbaryumları oluşturuyoruz her çeşitten. Bunlar zahmetli çalışmalar. Bu herbaryumlarda bu çeşitlerin örneklerini muhafaza ediyoruz. İşte yaprakta asmanın hemen hemen bütün organ şeylerinden, parçalarından ölçüm ve gözlem yapılıyor. Sürgün ucu, sürgün işte yaprak şekli, yaprak boyu, yapraktaki cep sayısı, cep derinliği. Yaklaşık şu anda biz 59 karakterden, Dünya Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü'nün öngördüğü 59 karakterden tanımlama yapıyoruz. Onların belirlediği normlara göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii çalışmalarımıza bu milli koleksiyon bağından asma genetik kaynaklarını topladığımız milli koleksiyon bağından çeşitli amaçlarla faydalanıyoruz. Bunların bir tanesi melezleme yoluyla küllenme bildiği hastalıklara dayanıklı çeşitlerin elde edilmesi. Bağcılıkta en önemli iki hastalık. Bunlarla eğer yeterli mücadele yapmazsanız eğer başarı elde edemiyorsunuz. Karadeniz'den, Rize'den getirdiğimiz favli çeşidini, orada ilaçlama, Karadeniz'de ilaçlama yapmadan yetişebilen bir çeşit. Melezlemede kullanarak özel karası adlı, hastalıklara dayanıklı, şaraplık bir çeşit elde ettik. Aynı şekilde çok önemli bir çalışma sofralık üzüm çeşitleri. Ülkemiz sofralık üzüm çeşitleri açısından, sofralık üzüm yetiştiriliği açısından önemli bir bölge. Erkencilik açısından özellikle bazı çeşitler elde etmeye çalışıyoruz. Manisa'dan getirdiğimiz kırmızı şam çeşidini melezmelerde kullanılarak güzgülü çeşidini elde ettik. İlave detaylarını vereceğim. Milli koleksiyon bağından
bu yerli çeşitlerin şaraplık özelliklerini araştırılmasına yönelik çalışma yaptık. Karamürüş ve yayla çeşidini elde ettik. Üzüm suyu parlayan bir yıldız. Dünyada da tüketimi gittikçe artıyor. Önemli bir sektör haline geldi. Bizim yerli üzüm çeşitlerinin üzüm suyunun uygunluğunu belirlenmesine yönelik siyasi dağın, göğ üzüm, mis üzümü gibi üzümleri belirledik. Moleküler yöntemlerle bu çeşitlerin ayrımını yaptık dedik. Şu anda çalışmanın bittiği dönemde 1115 üzüm genotipinde de çalışmıştık. 21 SSR üzerinden hareket ettik. 143 homonim, 178 sinonim ve 854 çeşit. Homonim işte farklı, aynı çeşit farklı isimlerle tanınabiliyor. Sinonim de aynı çeşit farklı isimlerle tanınıyor. Homoni bunu tam tersi ve 854 çeşit tanımlamasını yaptık. Milli katalog haline bunları yayınladık. Evet, ve TÜBİTAK projeleri de devam ediyor. Evet. Ve şu anda üzerinde çalıştığımız önemli bir konuda bütün bağcı ülkelerin hemen hemen bir web sayfası var. Birbirleriyle entegre olan bir web sayfası var. Veri tabanında bütün asma çeşitleri, o ülkeye ait asma çeşitleri yayınlanıyor. Bütün özellikleriyle, resimleriyle birlikte. Biz de bu böyle bir web sitesinin ve veri tabanının hazırlığı aşamasındayız. Son aşamaya geldik. Herhalde 1-2 yıl içerisinde aktif hale getireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Bunu geçelim zamanı doğru kullanmak adına. Evet, yani bu çalışmamızın sunumun daha doğrusu ikinci kısmı. Şaraplık özelliklerini araştırıyoruz. Milli koleksiyon bağında bu çeşitler de zamanında çok kıymetli, çok güzel şaraplar yapılıyordu ama zamanla kaybolmuşlar. 1990'lı yıllarda şu anda emekli oldu Fehmi Yayla abimiz bir çalışma başlattı. Bu 250 çeşite indirdi ilk aşamada, birinci aşamada. Daha sonra bu çeşitler 30'a indi. Değişik illerden farklı çeşitler içerisinden detaylı incelemeler yapıldı. Burada şurada gördüğünüz her çeşitten şarap yapıldı ve bu şarapların daha sonra hem kimyasal analizleri ve degüstasyonları yapıldı. Örnek vermek gerekirse işte Gümüşhane'den beyaz üzüm, kara üzüm, dimrit, şıra üzümü, yayla Bolu'dan, karamönüş, Malatya'dan siyah üzüm, Malatya'dan tilki boğan, ekşi kara, Konya'dan hakiki erce, Konya'dan göğ üzüm, siyah sıdağın, Eskişehir, siyah üzüm, Eskişehir, iri kara, Eskişehir, Aksa'dan Eskişehir, kokulu kara, Bilecik, izimsiz, yine Bilecik, pardon Hatay olması lazım, Rumi, deli takkara, dingil kara, öküz gözlü gibi giren bu çeşitlerin hepsi şaraplık özellikleri açısından tarandı. Yanlarındaki numaralar nedir? İl numaraları, il trafik numaraları. Bir şey geçtik herhalde. Ve 2018 yılında geçtiğimiz yıl içerisinde çok hem bizim çok olumlu bulduğumuz hem de şarap konusunda uzman kişilerin beğenisine sunduğumuz, onlara da çok iyi geri dönüşler aldığımız iki çeşidi tescil ettik. Bunlardan bir tanesi karamönüş, diğeri de yayla. Karamönüş şarabının taneli yüksek ve kaliteli, rengi morumsu siyah, orman meyveli, baharatlı, çikolatalı ve kakao aromaları ile kompleks bir yapıya sahip. Yayla çeşidi yakut renkli, karamel kokulu, olgun kırmızı meyve aromalı ve gül kokuları ön planda olan dengeli bir şarap veren bir çeşit. Tabii diğer çeşitlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Yani bunları sadece şarap açısından değerlendirmiyoruz. Daha bu seçtiğimiz çeşitlerin farklı anaçlarla resimlerini görüyorsunuz. Farklı yetiştirme teknikleri, budama teknikleriyle birlikte verdikleri performansı tespit etmeye yönelik de çalışmalarımız var. Şu yansıda bu çeşitlerin yayla, tilki boğan ve karamönü çeşitlerinin şıra analizi sonuçlarını görüyorsunuz. Altta kimyasal analizleri. Karamönüşe baktığınız zaman örneğin çok yüksek bir antosiyanin değeri, toplam fenol bileşik açısından çok yüksek değerlere sahip. Duysal analizlere baktığınız zaman 20 puan en yüksek, 20 puanla değerlendiriliyor biliyorsunuz şaraplar. Karamönüş çeşidi de 17.61
degüstasyon puanı, tanım değeri puanı alan, yayla çeşidi 16-62 puan alan çeşitlerimiz olarak karşımıza çıktı. Bu da şu anda sürdürülebilir bağcılık adına, yani bu çeşitler sürdürülebilir bağcılık açısından önemli. Şurada görüyorsunuz bakın, bu bağın bulunduğu, bu çeşitlerin bulunduğu bağda da işte kara buğday yapıyoruz sıralarına. Toprak işlemeyi minimuma indirmek adına farklı anaçlarla birlikte, çünkü çok önemli, farklı anaçlarla birlikte verdikleri tepki önemli. Bu şekilde bir bağımız var. Evet, bu da son geçen sene burada Dünya Bahçelikleri Kongresi'ni yaptık. O kongreye katılan konu uzmanlarına bu şaraplarımızı tadımını yaptırmıştık. Oradan bir kesit. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun.